Gizem Gelin'in mutfağı spor tarzda dekore edilmiş. Country stili mat beyaz lake mutfak dolapları ve siyah porselen kulplar çok güzel kombin olmuş. Kapalı balkon, buzdolabı kabini ve kiler dolaplarıyla değerlendirilmiş. Bohem tarzdaki ahşap ve keten sebzelik mutfağa hitap etmiyor. Aynı şekilde püsküllü krem halı da bohem mutfaklar için daha uygun bir model. Son olarak etek ucu dilimli gri stor perdeyi mutfağa yakıştırmadığımızı belirtip sözü ev sahibi gelinimiz Gizem'e bırakıyoruz. Mutfağıma hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet hayatım, düğün üstüne artık sıra yorum yapma sırası bana geldi. Böyle olsun istemezdim ama dün dedin ki yok hiç hijyenik değil, yok buranın arasında kapı yok. Buradan buraya geçerken işte bu koku gelişini nasıl sağlıyorsunuz? Kapı göremiyorum. Şöyle söyleyeyim Gizem. Evet bizim şu anki taşındığımız, yani biz buraya 3 ay oldu taşınalı. Evet. Evimizde kapımız yok ama buraya herhangi bir kapı şu anda olmaz. Biz bar kapısı olarak düşündük. Ama o şu anlık çocuktan dolayı biraz bize tehlikeli olabilir. İkinci olarak hijyenik olarak da şunu katılmıyorum. Şöyle söyleyeyim. Ben bir o gün dün size söylerken de şunu söylemek istedim. Ortak alan makine kullanılmasına karşıyım. Yani kullanılmasına karşıyım dedim. Çamaşır makinesi mutfağın ortasında. Şöyle söyleyeyim. Onun bir alanı olamadığı için, herhangi bir yere koyamadığım için sadece bu şekilde olduğu için buraya koymak zorundaydım. Yani ben de zaten tuvaleti alıp başka bir yere götürüp koyamadığım için tuvalet ama oradaydı. Ama şöyle söyleyeyim. Belki hani evinin yapısında bu şekilde olduğu zaman herhangi bir şey yok. Yani çamaşır makinesi nasıl bir hijyenle alakalı bu problem olabilir ki? Çamaşırları koyuyorum, çıkarıyorum. Bir şekilde o çamaşırların tüyleri, pamuklu kıyafetlerin tüyleri uçuşuyor ortalığa. Buralarda yemek yapıyoruz. Ben şöyle söyleyeyim Gizem, bu konularda hassas olduğum için genellikle ya geceliğin makineyi çalıştırıyorum ki yemeklerimi hiçbir şekilde açıkta bırakmıyorum. Hı hı. Ya da gündüz yemek yapmadan önce ilk başta çamaşırımı yıkayıp astıktan sonra ya da kurutmaya attıktan sonra o şekilde kullanım sağlıyorum. Demek ki böyle problemli bir durumlarımız varken dikkat ediyormuşuz. Evet. Evlerimizde de problem olmuyormuş sanırım, değil mi? Teşekkür ederim güzel yorumun için. Rica ederim hayatım. Ben şuradaki ekmeklik kutusuna bir dikkat çekmek istiyorum. Benim çok dikkatimi çekti çünkü. Hem şöyle ekmek yazıyor üstüne, ekmeklik yazıyor. Hem de İngilizcesi var, bread yazıyor. Merak ediyorum. İçinde ekmek var mı gerçekten? Ben açıyorum. Var. Evet, varmış. Evet. Tebrik ederim içinde ekmek olduğu için. Ekmekliklerimizi ekmeklik olarak kullanmıyoruz genelde. Evet, çünkü gerçekten son zamanlarda her şeyi gerçekten. Ya ben bu konularda gerçekten her şeyi kullandığım için fark edersiniz. Bütün her şeyi detaylı bir şekilde kullanırım ve içine koyuyorum. En kötü de hani yıkarım, temizler, tekrar yerine kaldırıyorum. Ne kadar peki fiyatı? Ben onu 100 TL'ye aldım. Uygun almışsın. Evet. Sen uygun malzemesine göre. Ama ekmekliği ben tezgah üstünde pek fazla beğenemedim. Şuradaki buzdolabının olduğu kısmı da kullansan daha hoş olurdu. Çünkü hazeran görünümlü bir yapısı var. Zaten normal bir hazeran olsaydı mutfağına daha çok uyardı. Ama öyleymiş gibi görüntü şeyleri ben sevmiyorum. Ben ahşaba benzettiğim için biraz buraya kullanmayı tercih ettim. Tezgahın üstünde bir tık biraz hoş durmamış böyle şey. Ben yüksekte olduğu için ekmeği o şekilde kullanmayı ben beğendim. Mozaik desenleri falan da var ya, o yüzden pek yakıştıramadım mutfağına. Çünkü dolapların beyaz ve kupları siyah. Aynı şekilde alt kısmına baktığın zaman beyaz ve siyah var. Ahşap olaraktan da farkında mısın bilmiyorum ama baharatlıklarım evet, da var. Renk demedim zaten, mozaik deseninden yani, bahsettim. Yani ben onun rengini uydurarak o şekilde koymayı tercih ettim. Yani benim görüşüm, ben olsam burada sergilemezdim. O senin görüşün. Evet, ben o şekilde. Benim görüşüm farklı mı? Senin görüşün farklı. De bir şey daha belirtmek istiyorum. Bir şey daha dikkatimi çekti. Kahve makinen dikkatimi çekti. Üzerinde bir etiket var. Etiketten evet. Kastım kullanım talimatı tarzında böyle yapıştırma. Bunu neden çıkarmadın? Şöyle bir şey var, ben de bu biraz sıkıntılı mı bilmiyorum ama ben böyle her şeyin etiketini çıkartmayı sevmiyorum. Ben böyle de tam tersi hemen. Kullanım ya da kılavuzuyla alakalı evet. Şey de olsa benim evime gelen giden çok oluyor ve nasıl kullanacaklarını bazen insanlar bilmiyor. Öğrenmesi amaçlı. Uyarı benim, yazıyorsun böyle. Aynen öyle. Benim malım kıymetli olduğu için zarar gelmesini de istemiyorum. O açıdan baktın evet. Evet, çünkü bu ikinci makinem ve hediye olarak Almanya'dan geldi. Almanya'daki gelenler bana ev hediyesi olarak getirdi. Diğer kahve makinem de bozulduğu için bu benim için. Yani göz bebeğim olduğu evet, için anladım. O yüzden çıkartmayı tercih duymadım. Ben direkt çıkartıyorum. Hayır, Almanya'dan geldi. İstanbul'a geldiler. Yok. İstanbul'a ilk geldiklerinde bana hediye olarak da evimin eksiği olarak da kahve makinesini aldılar. Ben genel olarak renkleri sevdim. Teşekkür ederim. Kutular zaten bu sene çok moda. İki senedir hatta özellikle çok yoğun kullanıyoruz.
Renk olarak da sevdim. Göz yoran, rahatsız eden bir şey yok. Teşekkür ederiz. Biz evet, gayet ferah bir mutfağım var. Çok gerçekten çok ferah. Küçük olmasına rağmen çok evet, ferah. Evet, çok ferah güzel. Duruyor. Teşekkür ederim. Güzel yemekler yaptık. Hep beraber sizinle beraber. Gizem ve Havva, sanırım yorumlarınız bitti. Evet, dış ses. O zaman Şerife ile Hatice'yi mutfağa alalım mı? Alalım, dış ses. Normal şartlarda çamaşır makinesinin mutfakta olması beni rahatsız edecek bir şey değil. Fakat dün benim evimde lavabo ve çamaşır makinesi hakkında yaptığı yorumlardan sonra hiç yakıştıramadım.